Merhabalar, sevgiler, saygılar bütün insanlara. Bugünkü konu başlığımız yüzümüz varlığımızın, kalbimizin kitabıdır. Bilindiği üzere insan toprak orijinli olan ego, et kemik kuruluşlu madde bedeni ve yaratanın kendi ruhundan yarattığı ruh kimliği, kişisi olmak üzere iki adet kişinin artı eksi kutup olarak birbirini çekmesi tarzında bir araya gelmesiyle oluşmuş. Burada tabii ki ego sıfatları, duyu organları, duyular üzerinden yaşadığı çevre dinamiklerinin gönderdiği sinyaller üzerinden sürekli uyarılan bir mekanizma olduğu için ruhumuzdaki kimliğimiz, ruh kimliğimize dominant özellik taşımaktadır. Ego ruh kimliğine baskındır, dominant. Esas kalp ruhumuzdadır, gönül alemimizdir. Ruhumuzun zaten ölen bir kavram olmadığını biliyoruz. Direkt dinamik bir kavramdır. Direkt enerjidir, direkt kimliktir. Ve insanlar bu hayattan gittikten sonra yok olmuyorlar. Sadece üzerlerine giydirilen toprak orijinli kavram toprakla buluşuyor. O kadar. Tabii ki ruhtaki gönül alemi, ruh kimliğimizdeki gönül aleminin mecazi, araçsal olan ifadesi de bizim göğsümüzde taşıdığımız et kalbi, pompalamakla görevli olan kalbimizdir. İşte insanların esasen baktığımızda kaliteleri değerlerden kurulu olup olmamaları, ne derece erdemli oldukları, ne kadar medenileştikleri, olgunlaştıkları, bu kalplerinin içerisinde adeta havuzlanmaktadır ve buradan da yüzlerine flash yapmaktadır, yansıma yapmaktadır. Diyelim ki 5-6 kişi karşımızda duruyor. Bu kişilerin yüzlerine baktığımız zaman yüzlerinden onların ruhi kaliteleri, kimlikleri, karakterleri konusunda ne kadar insanoğlu maskeler takıp kullansa da kendi çıkarlarını veya art niyetlerini gerçekleştirme adına er ya da geç bir şekilde ortaya değişik olayların vesileliğinde maske düşer ve gerçekler ortaya çıkmaktadır. Halbuki gerçek yüksek karakterli, olgun insanlar, insanı kamil olmuş insanlar, kemal bulmuş insanlar, gerçek medeniler maske takma gereği diye bir süreçleri yoktur. Çünkü egosal sıfatları yanmış olduğundan sadece araç konumundadır. Amaçsallık dinamiğini tamamen kaybetmiştir ego. Ruh değerlerden kuruludur ve kalbinde havuzlanmış bir şekilde yüzüne flash yapmaktadır. Zaten bu insanlarda ikiyüzlülük olamaz. Münafık kavram olamaz.
içi dışı bir dediğimiz kavram söz konusu, zaten iç dış diye bir şey de kalmamıştır bu gibi insanlarda. İç dış dediğimiz araz, kabuk kavramdır. Öz kavram değildir. Göreceli bir tanımlamadır. Böyle insanların yüzüne baktığınızda parıl parıl kalbinin ışıltısı değerler havuzunun yüzüne yansıdığını görebilirsiniz. 5-6 kişiye bakıldığında bu rahatlıkla ayırt edilebilir. Zaten maske takma gereği duyan bir insan demek ki kendine itiraf edebileceği bir samimiyeti bulunmamaktadır. Yani kendi kendine bazı acı gerçeklerin farkındadır da kendi kendine bunları bile itiraf edemiyorken kalkıp maske takıp birilerine bu samimiyetsiz şeylerini pazarlamaya çalışacaktır. Bu ülkeler, toplumlar, bireyler arasındaki birçok ilişkilerde görülebilir. Halbuki bunlar hep insanın olgunlaşmamasından kaynaklanan süreçlerdir. Olgunlaşan insan ego çukurundan çıkmış, yüksek ufuklara, yüksek hedeflere, yüksek ideallere yönelmiş, insanlığa katkı vermekten, insanlığa yardımcı olmaktan, insanın acılarıyla ağlayan, bütün toplumun, dünyanın insanlığı için ağlayan, bütün halkların sevinciyle sevinen insan olmak gerekiyor. Çünkü unutmayalım, insanların kimlikleri ayrı ayrıdır. Ruhları ayrı ayrı olarak yaratılmıştır. Parmak izi planlanmış bir mühürdür. Olasılık kaidelerinin içerisinde de sıfırdır. Sıfır. Bir benzeri olamaz. Hiçbir ihtimalle. İstedikleri matematik teknikleri kullansınlar fark etmez. Bu direkt planlanmış bir sistemdir. Ve burada insanların ruhları ayrı ayrı kimliklerdir. Ama bu ruhların tümü birbirine bağlıdır da aynı zamanda. Yani tümümüz bir adetik sonuçta. Ne kadar rengarenk olsak da renkliliği savunacağız. Bu renkliliği bir potanın içinde barışık ve kucaklayıcı, sevişen bir yapıya dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer hep sürekli araçları amaçlaştırırsak, sürekli vasıtaları amaç haline getirirsek, egoyu ilahlaştırırsak, amaçlaştırırsak, ki bu programatik bir robot, gerçek insan bu değildir zaten. Bu ne zaman fark edilebilir? Daha önceki programlarda da bahsedildiği gibi, aynen çiğ portakalın meyvesiyle kabuğu birbirine çiğken çok sıkı bir şekilde yapışıktır. Piştikçe iç öz meyve kısmı ile kabuk dokunduğunuz an hemenden yapraktan ayrılıyor. Yani yaprak burada sadece dışsal bir kuşatmadır. Onu amaçmış gibi sıfatlarını veya insan budur demek utanç verici bir şey. Et kemik sadece vasıtadır, araçtır. Yani siz mezarlığa girdiğiniz zaman toz mu oldunuz? Yok oldunuz, gittiniz yani. Böyle bir anlayış olabilir mi? İnsan kendini et kemiğe indirgemesi, et kemik, o zaman benim dört ayaklılardan ne farkım kaldı? Niye bana yaratan eşrefi mahluk diyor? Ben insanoğlu olarak en şerefli varlık olma yönünde değerlerle barışık ve onları ele geçirme adına mücadele mi ediyorum? Yoksa şerefli bir mahluk olmadığımı iddia edecek bir takım fiillerin içerisinde çırpınışlar içinde mi olacağım? Bunu insanoğlu kararını vermeli. İnsanoğlu toz dumanın içinde kaybolmuştur bu dünya hayatında.
Araçlar araçları ilahlaştırmış, amaçlaştırmış, insanı kaybetmiş durumdayız. Bu olacak şey mi acaba? Elbette ki bütün programlarda akıl hocası değiliz bu programları yapan olarak. Veya biz olgunluğu mamur etmiş değiliz. Medenilerin merkezi demiyoruz zaten. Tabii ki çaba harcıyoruz. Bir şey başarmış değiliz. Ama birikimleri paylaşıp farkındalık oluşturma, birbirimizi uyandırma, yeniden yapılanma, daha da güzelliğe doğru gitmemiz bizim insan olmamızdan kaynaklanan insan olma çabalarının bir realitesidir, gerçekliliğidir ve sorumluluğudur aynı zamanda. Bu sorumluluğa meydan okumak. Ben kendim insanlıkla ilgili bir davam yoktur. Dolayısıyla insani hiçbir kavrama da itibar da etmem, saygı da, omuz da vermem, destek vermem. Peki sorarlar adama o zaman. Sen niçin yaşıyorsun bu hayatta? Mutfakta bir şeyler yiyip ondan sonra da bir takım farklı farklı süreçleri yaşamak veya sosyal hayatın içerisinde dolaşmak, farklı bir takım etkileşimler, defteri kapat, hadi eyvallah. Böyle bir ilişki olabilir mi ya? İnsan yüksek bir varlıktır. Yüksek hedefler için vardır bu hayatta. Bir takım incik boncuk şeyler tabii ki eğleneceğiz, coşacağız, hoşnutluklarımız olacaktır. İnsan ciddi olduğu yerler olacaktır. Tatlı, hoş, esnek olduğu süreçleri olacaktır. Her zaman zıtlar yaşamda olmalıdır. Zıtlarla barışık olmalıyız. Orta yolda olmalıyız. Yerine göre, her şeyi yerinde bırakarak, realitelerle savaşmayarak, realitelerle savaşsa bile insanoğlu, özellikle Yüce Allah'la, onun mentaliteleriyle insanoğlu çok çatışıyor, savaşıyor, meydan okuyor. Bu ego bilinçli olarak planlanmıştır. Ego aşılması gerekiyor. Olgun bir insan olması yönünde egonun sıfatları kullanılması gerekmektedir. Bilinçli yönetilmelidir. Olgunlaşmayan insan yaratanın karşısına gitmesin diyoruz biz. Çünkü kimsenin ayrıcalığı yoktur. Gerçek adalet ortadır. Kulların adaleti her biri bir alem. Hangi ülkede yaşadığınıza göre değişir. Afrika'da mı yaşarsınız, Amerika'da mı, Avrupa'da mı, Uzak Doğu'da mı? Adaletler bin bir kılıkta bin bir şekilde yansıyor. Yani gerçek adalet ilahi adalettir. İlahi adalet eninde sonunda tecelli eder. Bu 10 sene oldu. Birine zulüm yaptınız. İzolasyon uyguluyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Eninde sonunda size de uygulanacaktır bu. Hiçbir kurtuluşunuz yoktur. Yani bu dünyada alacaklı olalım, zalim olmayalım diyoruz. Zalim olmak her zaman insanın daha sonraki süreçlerde ilahi olarak ettiği için bulmanın yatırımını yapıyor sadece. Başka bir şey yaptığı yoktur. İnsanoğlu bunlar din diye söylemiyorum. Bunlar insani şeylerdir. Sosyal hayat süreçleridir. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Eskiden hayatımızda yoktu, bilmiyorduk demek sonsuza dek bilmeyeceğiz veya bir takım gerçeklerle tanışmayacağız demek değildir. Tanışacağız sadece şudur. Doğru temelli, doğru zeminli olacak sadece gerçekler, propagandalar, bir takım böyle farklı art niyetli saptırmalar, insanları farklı farklı yönlendirmeye çalışanlar, kötü niyetiyle insanları sevk ve idare etmeye, öyle insanları ne görmek ne duymak istemiyoruz. Böyle insanların kendine itiraf edecek, kendine samimi duruşu olmayan insanlar kimseye
katkısı da olamaz, yardımı da olamaz, hiçbir şey olamaz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Diğer programlarda buluşabilmek ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.